Şimdiki örneğimizi şunu deneyeceğiz. Eğer senaryomuz bu. Eğer bir opportunity'nin yeni eklediğiniz opportunity'nin type'ı seçilmemişse update olmasını istemiyoruz. Yani aslında bir nevi validation rule koyuyoruz. Yani type'ın seçilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Eğer type seçilmemişse hata versin ve şey eklemesin. Siz söyleyin. Opportunity eklemesin. Onu istiyoruz. Şöyle benim bir opportunity'm var. OPB trigger. Before insert ve before update diyorum. Before insert ya da before update yaparken arkadaşlar, hem insert hem update yaparken eğer opportunity'nin type'ı boş bırakılmışsa o zaman ben hata vermesini istiyorum. Burada biz add error metodunu kullanacağız. Add error metoduyla biz hata mesajı alabiliyoruz. Bu şekilde istediğimiz şartlar yerine gelmiyorsa hata mesajı alacağız ve bu hata mesajıyla aslında bir nevi validation rule yapmış oluyoruz ve insert ya da update'e izin vermiyoruz. Neden? Çünkü şartımız yerine gelmedi. Tekrar for each loop'la başlıyorum arkadaşlar. Opportunity diyorum. Adına OPB diyorum. Nereden alıyoruz arkadaşlar? Trigger nokta new'den alıyoruz. Old değil arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü yeni girdiğim değerlere bakıyorum. En son girdiğim değerlere bakıyorum. En son girdiğim değerlerde type seçilmemişse hata verecek. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle diyoruz. If dememiz lazım. Çünkü bir şartım var. If diyorum. Bizim bu OPB'nin type'ı. Bunun type'ı vardı arkadaşlar. OPB'nin type'ı yok muydu? Şöyle bakıyorum. OPB'ye bakıyorum. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Edit Object'ten girip type'ına bakabilirsiniz. Evet, bizim type diye bir şeyimiz var. Neden çıkmadı onu anlamadım. Şurada çıkması lazımdı. OPB type deyince şurada çıkması gerekiyordu. OPB type. Eğer bizim OPB type'ımız boş bırakılmışsa o zaman biz şu mesajı almak istiyoruz. Error vermemiz gerekiyor. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Nerede biz bu error'ı görmek istiyoruz? Biz onu OPB record'unun type alanı yani field'inin yanında görmek istiyoruz. Biz buraya error eklememiz gerekiyor. Add error diyeceğiz arkadaşlar ve buraya error ekleyeceğiz. Add error diyorum. Daha sonra parantezimizi açıp hata mesajımız neyse onu eklememiz gerekiyor. Şöyle diyelim. Type must be selected diyelim. Şöyle bir mesaj vereceğiz arkadaşlar. Bu bizim hata mesajımız. Kaydediyorum. Bir hatamız yok. Şunu neden böyle yazdık? Bizim opportunity'nin type field'inin yanında böyle bir hata mesajı görmek istiyorum. Ne zaman? Before insert ya da before update yaparken eğer type girilmemişse şu hata mesajı gelsin. Bu hata mesajı şu anlama geliyor. Sizin kaydetmenize izin vermiyor. İsterseniz gidip bakalım arkadaşlar. Geliyorum opportunity'lere. Diyelim ki yeni bir opportunity ekliyoruz. Buna biz OPB new OPB 5 diyelim. Zorunlu alanları seçiyorsunuz. Daha sonra type'ını seçmiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar type'ını seçmedim. Save diyorum. Hata veriyor. Ne diyor? Type must be selected. Çünkü bizim trigger'da ne diyor? Type boş ise bu hata mesajı gelsin. Yani kaydetme diyor. Kaydetme. Bunun seçilmesi geliyor. Add error bir nevi validation rule'la aynı işi görüyor. Görüyorsunuz ben bunu eklerken hata verdi. Diyelim ki seçtik. Save dedik. Save oldu. Biraz zaman alabiliyor bazen. Evet. Şu anda kaydetti.
Şuna bakalım arkadaşlar. New OPP var. Bunun type'ı var mı? Update edelim. Edit diyorum. New OPP 1 diyorum buna. Update ediyorum. Close date'ini değiştiriyorum diyelim. Böyle değişiklikler yapıyorum. Ama type'ına dokunmuyorum. Update yapıyorum arkadaşlar. Yeniden eklemiyorum. Before update'i yapıyorum şu anda. Save diyorum. Yine aynı hatayı veriyor. Neden? Çünkü biz before update'i de eklemiştik. O yüzden aynı hata mesajını alabiliyoruz. O yüzden biz ne yapacağız? Yine type'ı seçmek zorundayız. Eğer biz bu opportunity'yi update etmek istiyorsak type'ını eklemeden geçemiyoruz. Save diyorum. Bu kez kaydediyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde add error metodunu kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum. OPP.type'ın hemen hani type'ın altında gözüksün istiyorsanız bu şekilde yazmanız gerekiyor. Bu şekilde bir örnek yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde değişik senaryolarla devam edelim.